5 Aralık Kadın Hakları Günü ve Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkı yıl dönümü münasebetiyle söz isteyen Isparta Milletvekilimiz Sayın Aylin Cesur'a aittir. Buyurun Sayın Cesur. Süremiz 5 dakika. Değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Bugün aslında Türkiye'de kadınlara birey olmanın gururunu yaşamamıza ve bu mecliste sizlerin oturduğu sıralarda cesaretle kaldırılan ellerin geri kalmışla baş kaldırışının yıl dönümü. Bugün 5 Aralık 1934'te Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Atatürk'ün devrimlerinin en önemlilerinden birinin gerçekleştiği günün yıl dönümü. Bugün Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü. Gerekli yasal değişiklik için 1934 yılında Başbakan İsmet İnönü ve 191 milletvekili meclise yasa önerisi sundular. 317 üyeli mecliste oylamaya katılan 258 milletvekilinin tamamının oyuyla kabul edildi. O gün tam bu kürsüde İsmet İnönü, Türk İnkılabı denildiği vakit bugün kadının kurtuluş inkılabı olduğu beraber söylenecektir. Şimdi almakta olduğumuz teşebbüs bir kurtuluş istikametinin tamamlanması, neticelenmesi ve en verimli bir hale getirilmesidir. Gelecek Büyük Millet Meclisi'nde kadın saylavlarla beraber çalışmak, Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan beri bu memlekete getirdiği feyizlerin daha çok genişlemesini, daha ileri verimlerde bulunmasını temin edecektir diyecektir. Türkiye o gün bu hakları hak sahibi olan biz kadınlara verdiğinde birçok batılı ülkenin önüne geçti. O tarihte ne Fransa'da, ne İtalya'da, ne İsviçre gibi ülkelerde kadınlara bu haklar verilmemişti. 8 Şubat 1935 seçimlerinde 18 kadın, birisi ara seçimle, 5. dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiler. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez yer alan bu kadın milletvekilleri siyasi alanda Türk kadınlarının öncüsü oldular. Kendilerini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Değerli milletvekilleri, biz Türk kadınları Büyük Atatürk'e şükran ve minnet borçluyuz. Bugün 600 üyeli meclisimizde 104 kadın milletvekili var ve kadın milletvekillerinin oranı halen %17'lerde. 46 gelişmiş ülkede kadınların temsil oranı %30 ve 40'ların üzerinde. Halen ülkemizdeki kadınların bu hakkı ne ölçüde ve ne kadar özgürce kullanabildikleri tartışma konusu. Aradan tam 85 yıl geçti. Türkiye nüfusunun %49.8'i kadın. Ben burada sizlerin huzurunda üzülerek ifade etmeliyim ki bu kadar sene sonra hala kadına şiddetin nasıl önlenmesi gerektiğini ve çocuk anneleri konuşuyoruz. Dünya Ekonomik Forum'un cinsiyet eşitsizliği raporuna göre son 10 yılda Türkiye 20 basamak geriledi ve kadın erkek eşitliğinde 142 ülkeden 125. sıraya gelmişiz. Kadınların toplam işsizler içindeki oranı %27'lerin üzerinde. Kadına şiddeti konuştuk daha geçen hafta ve Ordu'da 22 yaşında bir balerin genç kardeşimiz Pırıl Pırıl, Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak can verdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kadınlarımızın sorunları bu kadar vahim haldeyken, kadına seçme seçilme hakkını verilişini kutladığımız şu günlerde, kadına yaşama hakkı aranır hale gelmişken, daha çok yolumuz var değerli milletvekilleri. Kimse verecek değil aradığımız ve hak ettiğimiz hakları biz alacağız. Nasıl alacağız? Dede Korkut hikayelerinin birinde Salur Kazan Han'ın karısı boyu uzun Burla Hatun'dan bahsedilir. Kahraman ve tam anlamıyla bir Türk anası Burla Hatun. Burla Hatun'un oğlu tutsak olduğu zaman kocası Salur Kazan Han onu kurtarmaya gider. Bu gidiş uzayınca Burla Hatun hizmetinde bulunan 40 ince belli kızı yanına alıp kocasını aramaya gider ve düşmana yenilmek üzereyken yetişir, oğlunu ve kocasını kurtarır. Ve bir gerçek hikaye. Ama o da destan gibi. Tarih 22 Mayıs 1919 Kadıköy mitinginde Münevver Saime Hanım sesleniyor. Yunan işgalinde yurdumuz. Diyor ki az söylemek çok iş yapmak zamanı gelmiştir. Biz yalnız ağlıyoruz.
Ağlamakla kazanılacak, hıçkırıklarımızı işitecek kalp yoktur. Teşkilata, nihayet fiiliyata başlamak lazımdır. Ve Büyük Atatürk seslendi. Çift süren, tarlayı eken, ormandan odunu, keresteyi getiren, ürünleri pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber sırtıyla, kucağındaki yavrusuyla yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin savaş malzemelerini taşıyan hep onlardı. Hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadınları oldu. Bundan dolayı hepimiz Büyük Atatürk'ün dediği gibi bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle sonsuza kadar kutlayalım. Türk kadın için artık geriye dönüş söz konusu olamaz. Kahramanlığı Dede Korkut destanında yazılan ve Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda her zorluğa eşit olarak katılan Türk kadını içinde olduğu sıkıntıları da giderecektir. Şiddet de yoksulluk da kaderi değildir. Kimseye de muhtaç değildir. Türk kadını Atatürk'ün gösterdiği ışıklı yolda yürümeye mecburdur. Türk kadını bunun bilincindedir. Bu ışık ona yetecektir. Büyük Atatürk'ün aziz hatırası önünde tüm Cumhuriyet kadınları adına ihtiramla eğiliyor. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.